Şimdi Özgür Eldursan, sosyal güvenlik uzmanı bir hesap kitap yaptı. Acaba maaşlar ne olabilir diye. Ben de size yardımcı olsun diye, bize yardımcı olsun diye onun öngörülerini aktarıyorum. Memurlar için yüzde on, memur emeklileri için de yüzde bir artış görülüyor. Bir de enflasyon farkı geldiğinde işte yüzde on dört civarında bir zam gündeme gelebilir memur emeklileri için. SSK ve bağ kurular için ortalama enflasyonu baz aldığınızda yüzde on beşlik bir artış beklentisini aktarıyor. En düşük emekli maaşı konusunda da %21 zam yapılabilir. Ağırlıklı beklentim bu diyor. Yani memur ve memur emeklileri %14 civarında, 15 civarında. SSK ve Bağkur emeklileri %15 civarında bir zam alabilir muhtemelen. En düşük emekli maaşı da %20 artabilir. 12.500 liraya %20 zam yapılırsa 15.000 lira civarına çıkıyor. %25 zamda 15.625'e çıkıyor. %30 zamda da, da 16.250 liraya çıkıyor. yüzde30 Beklenmiyor %20-15 bin lira civarında bir beklenti var. Bütün emekli maaşlarını biz en düşük maaşa zaten fixleme konusunda ciddi bir çalışma içindeyiz. Ee, yani bir 5 yıla kalmaz herkes en düşük maaşı alır oturur. Öyle bir e, tabloya doğru gidiyoruz bu çalışmalar çerçevesinde. Dolayısıyla ücretlerin pek bir hükmü kalmamış. Ee, %10 yapsanız bu düşük maaşlara, %20 yapsanız hatta %30 yapsanız ne olacak? %30 yapsanız 16.250 lira alıyor emekli. Neye yetecek? Asgari ücrette olası zam senaryoları da şöyle. Genel beklenti asgari ücrete %20-25 zam yapılacağı yönünde. %20 zam yapılırsa 20.402 lira. Oh bozdur bozdur harca. %25 zam yapılırsa 21.252 lira. Oh çok rahat. %30 zam yapılırsa 22.102 lira. Bakın %100 de diyorum. Yüzdelerin hiçbir hükmü olmadığını anlatmak için söylüyorum. %35 zam yapılırsa 22.952 lira. %40 zam yapılırsa 23.802 lira. Hadi Hadi yüzde elli yapın 25 bin lira oluyor. Türk, İstanbul'da kiralar ne kadar? 20 bin liradan başlıyor. En kötü evi 20 bin liraya ucuz diye tutuyor insanlar. Ama asgari ücret yüzde elli artarsa 25.503 lira oluyor. Gerçekten. Asgari ücret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 123 arttı. Bizde yüzde 49 arttı. Bizim enflasyonumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enflasyonundan daha fazla. Mayıs'ta zirveyi gördü şu anda yüzde 52'nin hemen altında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışanların enflasyona karşı korunmasını öngören yasal bir düzenleme var. Bu konuda ciddi bir hassasiyet var. Asgari ücret yılda iki kez arttırılıyor ama bu yıl üç kez arttırıldı. Ve 35.188 lira oldu. Gazeteciler bunu Ercan Havalimanı'nda e, ki e, işte bir törene, e, Davet sırasında gittiklerinde Asgari ücreti öğrendiler. Bu konudaki hassasiyeti fark ettiler. Biz de oradan haberdar olduk. Bizim asgari ücrette işte onların asgari ücreti 16 16.000'le başladığı yıla 35.188 liraya çıktı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Bizim 8 aylık enflasyonumuz %42,17. Onların daha düşük, pardon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 8 aylık enflasyon %42 ve onların asgari ücretinde zam %125. Bizim asgari ücrette de 11 bin liraydı, 11 bin 402 liraydı, 17 bin 2 lira oldu ve hiç değişmedi 8 aydır. Enflasyonumuz da artmaya devam ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla 8 aylık enflasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin %42, asgari ücret zammı %125, 16 bin lirayla başladılar, 35 bin 188 liraya çıktılar. E, yasalarla bu hak korunmuş enflasyonun üzerinde asgari ücret. Yaşam koşulları da zor olunca 35 bini aşan bir seviyeye ulaşmış Güle güle harcasınlar. Ee, Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, işçiler değişik noktalarda ve sektörlerde eylemdeydi dün. Ee, ülke genelinde yapılan işçi eylemlerine sebep ne diye Türk İş Başkanı Ergun Atalay anlattı. Hayat pahalılığı bir sebep. Vergideki sıkıntılarımız maaşlar 2-3 ay sonra kesilmeye başlıyor. Bu bir sıkıntımız. Emeklinin taşeronun bulunduğu, içinde bulunduğu sıkıntı bir diğer sıkıntımız. Ülkeyi yönetenlere bunu müzakere yoluyla defalarca anlatmaya çalıştık ama maalesef bugüne kadar müsbet bir cevap alamadık ve bunu da başarılı olamadık. Şu anda kamu iş yerlerinin bir tanesindeyiz. Demir yollarındayız ve burada işçiler grev yapıyor. Buradaki tablo da özelde kamuda değişmiyor. Aynı. Bir, bir buçuk yıl önce oturduk bir sözleşme yaptık. Sözleşme aldığımız ücret 6 ayda eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki ben 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum diyor Türk İş Başkanı Ergun Atalay. E, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Sincan Bakım Şefliği'nde düzenlenen eyleme katıldı. Ardından yine e, başka bir eyleme gitti demiryolu, karayolu işçileri, e, diğer sektörlerde işçiler dün gün boyu eylemdeydi. Dolayısıyla bu ziyaretler yapıldı. 1 Ekim'de de Tarih Başkanlar Kurulu'nda kararlaştırılacak ve 20 Ekim'de de büyük bir miting yapılacak. 20 Ekim'e kadar büyük bir miting yapılacak. 20 Ekim'e kadar yapılacak mitingin tarihi de 1 Ekim'de karara bağlanacak. Onu da söyleyelim. 20 Ekim'e kadar bu mitingi yapmış oluruz diyor Türk İş Başkanı. İstanbul'da e, dün e, iş dünyasından isimlerin e, böyle kongortada konusunda çok fazla açıklamaları var ama Dün e, bir açıklama çok dikkat çekiciydi, onu aktarmak isterim. Deniyor ki İstanbul'da bir firma Kongortato ilan ettiğinde Anadolu'da en az 5 firmayı etkiliyor. O 5 firmada kendinden aşağıda 20 firmayı batırıyor. Yani bir Kongortato 20 firmayı etkiliyor hatta batırma noktasına getiriyor. Çünkü Kongortato ilan eden şirketin ödeme yapmama hakkı var. Oradan ödeme alamayınca siz de ödeme yapamıyorsunuz ve zincirleme bir etki yaratıyor. Zaten sıkıntı büyük bir de deniyor ki biz diyor yatırım nasıl yatırım yapalım ki ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yüzde on kar ediyoruz, yüzde on kazanıyoruz. Yüzde altmış nasıl yatırım yapılır, nerede yatırım yapılır, böyle bir ortam nasıl oluşturulabilir? Sanayi basmamaya, yaşamaya çalışıyor şu anda. Ama bu kongortota etkisiyle de ciddi batışlar gündeme gelebilir, iflaslar gündeme gelebilir, uyarıları da devam ediyor. Bu dönem sanayi batmamak için Kafasını suyun üstünde tutup arada nefes almak için uğraşıyor. Böyle geçecek bir yıl vurgusu çok fazla dile getiriliyor. Fakat biz tasarruf yılında harcama rekorları kırmaya kamuda devam ediyoruz. Sayıştay raporlarından yansıyanlara göre. Sayıştay diyor ki Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Tasarruf tedbirlerini içeren. Dolayısıyla bu genelgede madde madde ne yapılacağı anlatıldı. Ama diyor... Ee, mesela tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılamaz bu genelgeye göre. Basılmış, hatta rekor kırılmış. 2023'ün tamamında 1.8 milyarlık, 1.9 milyarlık harcama. 2024'ün 8 ayında 1.8 milyar lira olmuş. Ee, dolayısıyla siz bu kadar çok kitap, cilt ve rapor basamazsınız, bülten basamazsınız. Bu genelgeye aykırı diyor Sayıştay. Mesela bu paylaşımları elektronik ortamda yapmanız gerektiği vurgulanmış ama siz yapmamışsınız diyor. Temsil, tören, ağırlama, tanıtım giderleri başlıklı bölümde kokteyl, yemek, gezi ve benzeri davetler tertip edilip düzenlenemez. Siz bunu çok yapmışsınız ve daha da artarak devam ediyorsunuz ama yapamazsınız. Genelgeye ve kurallara aykırı davranmışsınız diyor. Dolayısıyla genelge varken tasarruf tedbirleri varken kamu kuruluşlarına bu genelgeler gitmişken bu uyarılar gitmişken Sayıştay diyor ki siz diyor bunları hiç dikkate almamışsınız hayatınıza har böyle harcayarak devam etmişsiniz artı harcamalarınız artmış bu diyor <laughs> uygun değil. Bu arada şeker pancar alım fiyatı belirlendi 2024 yılı şeker pancar alım fiyatı kota tamamlama primiyle ton başına 2376 lira oldu tabii ki memnuniyet yaratmadı. Ee, bu arada Sayıştay bir uyarı daha veriyor belediyelere veriyor. Mesela diyor siz diyor yapı kullanma izin harcı alıyorsunuz diyor. Bir de onun yanında iskan ücreti alıyorsunuz. E diyor bu aynı şey niye alıyorsunuz diyor. Mesela iş yeri açma izni harcı alıyorsunuz diyor. Bir de iş yeri açma ruhsatı ücreti talep ediyorsunuz. Yapamazsınız diyor. Dolayısıyla böyle böyle listelemiş. İki aynı ücreti iki ayrı başlıkta alıyorsunuz ve daha fazla ücret alıyorsunuz. Bunu yapmamalısınız bu aykırı yasalara ve düzenlemelere diyor.